Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir önceki dersimizde CQRS pattern'la ilgili teorik bilgilerden bahsettim. Bu dersimizde ise ilgili pattern'ın nasıl uygulandığını pratikte inceliyor olacağız. Haliyle çok fazla konuyu uzatmaksızın şöyle API projemize gelelim ve çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi doğru soruları sorarak mevzuyu ilerletmek istiyorum. CQRS pattern'daki yapılanmayı, kurguyu biz Onion Architecture gibi bir mimaride ne şekilde inşa edebileceğiz? İlk önce bunu sorarak başlayalım. Yani CQRS pattern'da 3 tane yapılanmamız vardı, değil mi? Biri request, biri handler, biri de response. Şimdi bu üç yapılanmayı benim bir şekilde somut hale getirmem gerekiyor burada. Bunları hangi katmanda oluşturacağım? Şimdi bu sorunun cevabını vermeden önce bu üç tane yapılanmayı ne olduğunu tekrardan hatırlayalım istiyorum. Ondan sonra da cevabını verelim istiyorum. Cevabı verdikten sonra da arkadaşlar artık pratikte nasıl kullanıldığını hep beraber değerlendiriyor olacağız. Şimdi üç tane CQRS pattern'da aktörümüz vardı. Bunlardan birincisi request'imiz. Client'tan gelen isteğin artık bu istek içerik olarak herhangi bir fıtratta olabilir. Yani bir veri tabanında olmayan bir veriyi ekleme isteği olabilir, insert gibi. Ya da var olan bir veri üzerinde manipülasyon işlemi yapmamızı isteyen update ya da delete gibi istekler de olabilir. Yani bu üçü command'e karşılık geliyor, değil mi? Ya da arkadaşlar herhangi bir manipülasyona gerek kalmaksızın sadece veri tabanındaki tablolarda bulunan verileri okumak isteyen, yani listelemek isteyen, ilgili veriyi sadece çekmek isteyen ya da çektikten sonra istatistiksel veriler sonucunda belirli değerler üretmek isteyen sorgu sonuçları da olabilir. Biz bunlara da select sorguları yani query'ler diyoruz. Şimdi hangi fıtratta client'tan bir istek geliyorsa gelsin bu isteği karşılayacak nesnemiz request nesnesidir. İlgili isteğe karşılık bir tane request nesnemiz olacak. Bu nesne işlemi yapacak, asıl business logic'i yürütecek bir handler sınıfına yönlendirilecek. Handler sınıfı gelen request nesnesine uygun bir şekilde operasyonu business logic'i yürüttükten sonra artık yapılan operasyona uygun response nesnesini üretecek ve bunu da client'a gönderecek. Şimdi teoride bu şekilde olan yapılanmayı daha net anlayabilmek için gelin şöyle çizerek sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar client'tan bir tane neyimiz gelecek? Request'imiz gelecek. Şimdi bu request'in fıtratı ne olabilir demiştik? İşte insert olabilir. Herhangi bir veri ekleme işlemi yapmak istiyor olabilir. Ya da var olan bir verinin üzerinde manipülasyon işlemi yapmak isteyen update ve delete sorguları olabilir. Şimdi arkadaşlar biz bunlara ne diyorduk? Comment diyorduk. Benzer şekilde gelen bu request'te sadece veri sorgulamak, sadece veriyi listelemek, sadece istenen veri, hedef verinin okunması isteniyor olabilir. Buna da biz select sorguları diyoruz. Bunun da adı zaten malum query'dir arkadaşlar. Şimdi gelen request'te comment ya da query fark etmiyor. Bu request'i biz request dediğimiz, request ismini verdiğimiz terminolojik olarak, teknik olarak request nesnesiyle karşılayacağız. Tabii ki de bunun bir nesne olduğunu şöyle bildireyim arkadaşlar. Şimdi bu nesne artık comment ya da query fark etmiyor. Hangi işleme özel bir request nesnesi ise bu işleme özel hususi olarak geliştirilmiş bir handler sınıfını devreye sokacak. Ve bu handler sınıfında ilgili request'e dair operasyon gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde üretilen sonuç yine arkadaşlar bu işleme özel bir response nesnesi oluşturacak. Değil mi? Response nesnesi oluşturacak. Bu da bir obje. Hatta şunu da bildireyim. Bizim buradaki, pardon, nerede o? Header'ımız da bir obje. Tamam. Şöyle yapalım. Yani bunlar aslında birazdan tasarlarken göreceksiniz. Bunların hepsi bir sınıf. Bu sınıflarda biz mimari oturtuyoruz arkadaşlar. En nihayetinde response nesnesini oluşturduktan sonra artık client'a bu response nesnesini response olarak döndürüyor olacağız. Şimdi tabii ki de burada teorik olarak bir örneklendirme yaptığımızda çok fazla akılda kalıcı olmuyor belki ama son kez teoriyi biraz daha böyle senaryotik olarak sizlere sunmaya çalışayım. Haliyle şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Misal veriyorum. ID'si verilen product'ı elde etmek istiyoruz. Mesela bir ID gönderilecek. Gelen bu ID'ye karşılık biz ilgili product'a, ilgili ürünü elde edeceğiz. Client'a döndüreceğiz. Şimdi bunu temsil edecek bir örnek ceyran edelim. Hemen şöyle geldim. Ne demiştik? ID'si verilen product nesnesini dön diye.
Şimdi böyle bir istek geldiğinde bu istek arkadaşlar query midir, comment midir? İlk önce bunun kararını vermemiz gerekiyor. Herhangi bir veri manipülasyon işlemi var mı? Yok. Sadece veriyi okumak, değil mi? Listelemek, sadece ilgili veriyi elde etmemizi istiyor. Yani bir select sorgusu yapılacak. Haliyle bu bir query sorgusudur. Dolayısıyla bunu karşılayacak bir tane request nesnesi oluşturmam gerekiyor. Query sorgularında request nesnesini oluştururken şöyle oluşturacağız arkadaşlar. Süreçte de bunu yapacağız birazdan pratik olarak. Hani örnek üzerinden gidersem eğer şöyle diyelim. Mesela get by id product diyelim. Get by id product. Query diyorum, ardından request diyorum. Şimdi buradaki isimlendirmeye dikkat edin. Bu bir request nesnesi olduğunu ve bir query operasyonu neticesinde tetiklenecek request nesnesi olduğunu burada bildiriyorum. Şimdi bizim onlarca query'imiz olabilir. Onlarca da command'imiz olabilir. Her birinde bu şekilde bir isimlendirme üzerinden gideceğiz. Tamam mıyız? Ne dedim? Get by id product query request. Yani bu query'ye karşılık bir request nesnesi. Artık bu query bana geldiğinde, bu query isteği bana geldiğinde bu request nesnesi bu isteği karşılayacak demiş oldum. Ardından bu isteğe karşılık arkadaşlar bir tane handler devreye sokacağım. Bunun header'ı da hemen şöyle geldim. Hatta şöyle yapayım. Buradaki tasarıma uygun bir şekilde. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Bunun da header'ı şu olsun mesela. İlk önce yazayım, ondan sonra etrafını çizelim. Bak, get by id product diyorum. Query handler. Şimdi bu baktığın zaman nasıl bir sınıfmış? Query ile ilgili bir operasyon yapan header sınıfıymış. Hangi query ile ilgili? ID'ye karşılık product getiren bir query ile ilgili. Şimdi bunların bir bütün olduğunu artık burada görebiliyoruz. Aynı şekilde artık bu işlemini yaptıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Geriye bizim response'u oluşturmamız gerekecek. Yani hemen şöyle geliyorum. Diyorum ki get by id product diyelim. Query response diyorum. Bu nedir? Demek ki bu query operasyonunun response nesnesi de buymuş. Haliyle arkadaşlar client'a da artık bu nesneyi response olarak döndürüyor olacağız. Olay bundan ibaret. Şimdi baktığınız zaman get by id product query request, get by id product query handler ve get by id product query response. Bunların bir bütün olduğunu görebiliyorum ben, dikkat ederseniz. Benzer mantıkla diyelim ki ID'si verilen product nesnesinden ziyade bilgileri verilen product nesnesinin eklenmesiyle ilgili bir senaryoyu cereyan ediyor olsaydık, bu sefer de ne yapacaktık? Örneğin hızlıca hani sesli bir şekilde bunu kurgulayalım. Add product comment request olacaktık. Dikkat ederseniz burada bir insert mantığı olacak. Ardından bunun header'ı add product comment header sınıfı olacaktı. Bu header sınıfı operasyonu gerçekleştirdikten sonra geriye response nesnesi olarak add product comment response nesnesiyle client'a gerekli response'u döndürüyor olacaktı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 3 tane aktörümüz var. Bu 3 tane aktörü kullanarak CQRS pattern'ı uyguluyoruz. Şimdi dikkat edersen eğer, bir önceki derste bahsettiğim gibi writing ve reading olmak üzere veri tabanlarını biz ayırdığımızda hani ölçeklendirilebilirlik açısından, performans açısından, maliyet açısından vesaire. Bunlar için ayırdığımızda CQRS pattern'da query'ler reading'e özel, comment'lerin de writing'e özel çalışmalar sergilediğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ya da zaten hani göremedin diyelim, ileride böyle bir davranışa geçmen gerektiğinde direkt bu yapılanmaların ilgili veri tabanlarına direkt fıtraten uygun olduklarını .NET orada da görmüş olacaksınız. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi sorumuza, en başta sorduğum sorumuza gelelim. Oyunun architecture'da bu aktörleri nasıl kurgulayacağız diye sorarsanız, bunlar arkadaşlar application katmanında kurgulanacaktırlar. Şimdi oyunun architecture gibi bir mimaride CQRS pattern'ı uygulayacaksanız application katmanında kurgulanması gerekiyor. Şimdi burada da bunu dediğimde aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir. Hocam, şimdi CQRS dediğimiz pattern da handler sınıfları business logic'i yürüten sınıflardır, değil mi? Haliyle bu business logic'i yürüten sınıfların da application katmanında olması gerekiyor mu? Biz doğru mu anladık hocam diye soruyor olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, doğru anladınız. Handler sınıflarında, yani business operasyonlarını yürüten sınıflarımız da handler sınıfları da application katmanında tanımlanacaktır. Şimdi bunu dediğimde artık en başlarda Onion Architecture ile ilgili anlattığım mimaride bir tutarsızlık görebilirsiniz. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya hocam, hani Onion Architecture'da application katmanı sadece interface'leri, arayüzleri tanımlıyorduk da
bunların kankritlerini, yani somut servis operasyonları üstlenen servisleri infrastructure'da ya da persistence katmanında gerçekleştiriyorduk diye sorabilirsiniz. Evet, bu soruda haklısınız arkadaşlar. Şimdi madem ki handler sınıfları business logic'i yürütecek, o zaman handler sınıflarının infrastructure'da ya da persistence'da olması gerekmiyor mu? Yani şimdi normali bu. Doğrusu bu. Ama hayır arkadaşlar. Handler sınıfları da application katmanında tanımlanacak. Peki nasıl olacak? Şimdi handler sınıflarında biz business logic'i yürütmeyeceğiz arkadaşlar. Handler sınıflarında business logic'i yürüten infrastructure'daki ya da persistence'daki servisleri kullanıyor olacağız. Şimdi burada da bunu dediğimde bir başka soru devreye giriyor. Ya hocam, application katmanı persistence ya da infrastructure katman tarafından referans alınmıyor mu? E şimdi infrastructure ile persistence tarafından referans alınan bir katman, application katmanı, kendisini referans alan bir katmandaki sınıf tarafından nasıl çağrılacak? Yani bunu şöyle göstereyim. Hemen buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bizim application katmanımız alan da bu, değil mi? Örneğin hemen şöyle persistence katmanından örnek verelim. Persistence katmanında alan da şu. Şimdi diyorsunuz ki hocam, burada bir tane X servisimiz var. Burada da X handler'ımız var. Şimdi normal şartlarda bizim application katmanı persistence katmanı tarafından referans alınıyor. Şöyle diyelim. Şimdi burada alınan referans neticesinde ben X handler persistence'daki X servis isimli servisi nasıl kullanacak? Şimdi doğru soru bu. Burada bir tutarsızlık var gibi gözüküyor. Şimdi bunu şöyle açıklayayım. Normal katmanlı yapılanmalarda, çalışmalarda biliyorsunuz ki, hani bu soruyu da destekleyen bir alt bilgi vereyim sizlere. Katmanlı çalışmada örneğin X layer diyelim. Bir de Y layer'ımız olsun. Şöyle geliyorum. L yer olsun. Bir türlü yazamadık. Evet. Şimdi hangi katmanı referans alıyorsa, artık referans alan, referans vereni arkadaşlar tüketebiliyor. Yani örneğin X layer'ın içerisinde diyelim ki A diye bir sınıfımız var. Eğer ki bu A erişilebilirse, yani public ise, Y layer tarafından bu A sınıfına gönül rahatlığıyla erişilebilir. Ama ve lakin Y layer'ın içerisinde bir B sınıfı varsa, bu istediği kadar erişilebilir olsun, X layer tarafından bu B'ye arkadaşlar erişim gösterilemez. Değil mi? Niye gösterilemez? Çünkü burada X layer Y layer tarafından referans edilmiş. Yani tersine bir erişim söz konusu olmuyor. Hani burada ikisi birbirlerini de rekörsif bir şekilde referans da edemediklerine göre şuradaki davranış mümkün değildir. Haliyle biz X'ten Y'deki B sınıfına erişim gösteremeyiz. Şimdi oyun architecture'da ben ne diyorum? Application katmanında handler sınıflarımızı kullanacağız ve bu handler sınıflar operasyon olarak da infrastructure ve persistence katmanlarındaki servisleri kullanacak diyorum. Buradaki demiş olduklarımı aslında tam tersini söylüyorum. Yani şunu demiş oluyorum. Bizim application katmanındaki, bir daha çizelim. Application katmanındaki handler sınıfları, örneğin şu handler sınıfı, efendime söyleyeyim, bu sefer de infrastructure'dan örnek verelim. Infrastructure katmanındaki, efendime söyleyeyim, I bilmem ne servis, pardon, bu I'lı olmayacak tabii ki de, bu artık burada konkret, bir şey servis isimli servise burası referans edildiği halde erişebileceğini söylüyoruz. Şimdi madem ki handler'larda business logic yürütmeyeceğim, madem ki handler'larda infrastructure ya da persistence katmanındaki servis operasyonlarını somut olarak üstlenen bu nesneleri kullanacağım. Peki nasıl olacak da ben handler'lardan kendisini referans eden, referans alan bu katmanlarda ilgili sınıflara erişim gösteriyor olacağım. Şimdi bu en doğru, en kritik soru budur arkadaşlar. Şimdi tabii ki de normal katmanlar arası referansı kullanarak tersine bir erişimi zorlarsak bu mümkün değil. Ama ve lakin burada biz IOC dediğimiz yaklaşımın, yapının nimetinden istifade edersek, işte bunun sayesinde katmanlardaki hiyerarşiyi, referans hiyerarşisini, tüketim sıralamasını önemsemeksizin istediğimiz katmanda istediğimiz nesneyi elde edip kullanabilmekteyiz. Yani burada şunu demeye çalışıyor. Her ne kadar application katmanı infrastructure tarafından referans ediliyor olsa da bizim mimarimizde neyimiz var? Bir tane
IOC container'ımız var. Şimdi IOC container'ımız katmanlardan bağımsız gibi düşünebilirsiniz. Uygulamaya kaldırıldığında ilk başta gerekli konfigürasyonların yapıldığı bir container. Biz bu container'da ne diyoruz? Şimdi application katmanındaki arayüzlerin, örnek veriyorum işte şöyle yapalım. Application katmanında arkadaşlar şöyle geliyorum. Mesela diyorum ki buradaki iService isimli servisi diyorum. Infrastructure katmanındaki, onu da şöyle göstereyim. Infrastructure katmanındaki servise karşılık IOC'ye ekle diyoruz, değil mi? Hemen şöyle yapalım. Mesela iService virgül servis diye. Şimdi biz bu konfigürasyonu uygulama ayağa kalkmadan önce zaten yapmış oluyoruz. Dolayısıyla handler sınıfımız daha buradaki herhangi bir servisi çağırmadan önce IOC container'da o servise dair bir konfigürasyonumuz zaten var. Yani application sınıfında ilgili konkret servise erişebileceğim interface arayüz bulunduğundan dolayı handler sınıfları bu servise IOC container üzerinden dependency injection yaklaşımı uygulayarak erişebilmektedir arkadaşlar. Yani ben handler sınıflarında direkt referansı kullanarak servislere erişmekten ziyade IOC container'ın nimetinden faydalanarak şöyle bir yaklaşım sergiliyor olabilirim. Mesela handler'ı şurada bir büyütelim. Şunu diyeceğim arkadaşlar, bunun constructor'ına geleceğim. Diyeceğim ki kardeşim bana bir tane iService ver diyeceğim. Tamam. iService ver deyince bu constructor ne yapacak? Gidecek IOC container'dan iService'e karşılık hop neyi getirecek? Buraya servisi getirecek. Oldu mu sana tersine bir ilişki? Yani burada üst referans ilişkisini önemsemeksizin katmanların arasındaki hiyerarşiyi göz ardı ederek alt bir katmandan üst bir katmandaki nesneye IOC container yaklaşımı sayesinde rahatlıkla erişim gösteriyor olacağız arkadaşlar. Yani bu sorunun cevabı buraya kadar geliyor. Tabii ki de IOC container bu tarz bir mimaride oldukça etkili bir çözüm sağlamaktadır. Anlaşıldı mı? Biz handler sınıflarında operasyonel anlamda hani veri tabanı işlemleri olsun, dış dünya ile ilgili herhangi bir bağlantı olsun, o bağlantı üzerinden dış dünyadan gelecek verilerin etkileşimleri olsun vesaire, bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yapmayacağız. Bu çalışmaları üstlenen infrastructure ya da persistence katmanlarındaki konkret klaslarını, nesnelerini kullanacağız. Bunları da kullanabilmek için IOC container'da handler'ların bulunduğu application katmanındaki arayüzler aracılığıyla inject edeceğiz. O inject neticesinde gelen konkret nesneyi arkadaşlar kullanıyor olacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Yani birazcık karışık belki ama bu muazzam bir mimari, muazzam bir manevra sağlayacak bize. Tamam mıyız? Bu şekilde bir davranış üzerinden bir tek SQLS pattern'ı örneklendirmiş olmuyoruz aslında. Bu bir object oriented'daki dependency inversion prensibinin ve bunun bize getirmiş olduğu dependency injection pattern'ının kıymetini bizlere göstermiş oluyor arkadaşlar. Velhasıl kelam. Şimdi yavaştan artık bu teorik anlatımın üzerine asıl konumuz olan pratik anlatıma geçiş yapıyor olabiliriz. Şimdi bununla ilgili nasıl bir çalışma yapacağız? Bir önceki derste söylemiştim. Bu üç tane aktörü, request, handler ve response nesnelerini organize bir şekilde kullanabilmek için araya bir aracı sokmamız gerekiyor demiştim. Bu aracıyı bizim kendimiz normalde modelleme imkanımız var. Ama tabii ki de bu dersimizde bununla ilgilenmeyeceğiz. Bu modellemeyi, bu aracı nesnesini bizlere sağlayacak olan hazır bir kütüphaneden istifade ediyor olacağız. Bu kütüphanemizin adı MediatR kütüphanesidir. Şimdi arkadaşlar bu kütüphane ile ilgili hemen şöyle geleyim. Bakın şu paketi yüklememiz gerekiyor. Bir de ekstradan bu kütüphaneyi dependency injection nimetlerinde kullanabilmek için aha da şu görmüş olduğunuz kütüphaneyi de uygulamaya yüklememiz gerekiyor. Peki nereye yükleyeceğiz bunları? Tabii ki de application katmanına. Hemen şöyle geliyorum. NuGet üzerinden ilgili paketlerimizi projemize yüklüyorum arkadaşlar. Şimdi mediator yazalım. Ve ilgili pakete karşılık şunu arkadaşlar yükleyelim. Bu paketi yükleyerek başlayalım. Yanlış paketi seçmiyoruz umarım. Yok, doğru paketteyiz. Evet.
Şimdi bu paketi yükledikten sonra bir de Dependency Injection'ı yükleyeceğimizden bahsetmiştim. Bunu da yüklüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi CQRS pattern'ı bizim application katmanında uygulayabilmemiz için ilk önce şunu bir rebuild edeyim bir yandan. Şimdi şöyle bir klasör yapılanması oluşturacağız. Application katmana sağ tıklıyorum, New Folder diyorum. Bir tane Features isminde klasör oluşturuyorum arkadaşlar. Bu klasörümüzün içerisinde tüm CQRS ile ilgili komentlerimizi ve query'lerimizin çalışmalarını sergiliyor olacağım. Şimdi nelerimiz olacaktı bizim? Komentlerimiz olacak. Haliyle comments diye bir tane klasör oluşturuyorum ve bundan sonra bu mimaride işte bir tane olsun, 1 milyon tane olsun fark etmiyor. Tüm comment çalışmaları bu klasörün altında gerçekleştirilecek. Tüm commentlerle ilgili gelecek requestleri bu requestlere dair karşılık işlem yapacak handler sınıflarını ve bu handlerların neticesinde üretilecek response nesnelerini bu commentlerin içerisinde, bu klasörün içerisinde gerçekleştiriyor olacağım. Benzer mantıkla bir tane daha klasör ekliyorum. Hop, yanlış bastım. Şöyle geldim. Buna da query istiyorum. Aynı şekilde gelen query requestlerini, bu requestler neticesinde işlem yapacak handler sınıflarını ve bunların response nesnelerinde gene bu queries klasörü içerisinde tanımlıyor olacağız arkadaşlar. Tamam mıyız? Bakın features, comments ve queries. Bunların isimlerini siz kendinize göre opsiyonel bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ben genel anlamda bu şekilde ilerliyor olacağım. Şimdi örnek amaçlı şöyle bir yapılanma üzerinden gidelim. Mesela Product Controller'a geldim. Biz ne yapmışız? Burada bir get işlemi yapmışız, değil mi? Bakın dikkat ederseniz get. Yani bir query işlemi yapmışız. Haliyle buradaki operasyonu gelin CQRS pattern'la biz sadeleştirelim arkadaşlar. Artık controller'dan buradaki sorumluluğu alalım. Handler sınıflarımıza verelim. Şimdi bunu gelin örneklendirerek başlayalım. Query'ye geliyorum. Bir tane daha klasör oluşturuyorum. Şimdi buradaki operasyonun amacı neymiş? Bakın dikkat ederseniz buradaki operasyon tüm product'ları listelemek, değil mi? Şimdi bu tüm product'ları listeleyeceksek eğer burada şöyle bir genel isim veriyorum bu klasöre. Diyorum ki get all product diyorum. Şimdi get all product ile ilgili tüm çalışmaları, yani CQRS pattern ile ilgili yapılacak tüm aktörleri bunun içerisine tasarlayacağım. Bunun içerisine kurgulayacağım. Şimdi get all product ile ilgili hemen sağ tıkladım. Class diyorum. İlk başta arkadaşlar burada bunun request'ini, ardından response'unu ve ardından header sınıflarını oluşturuyor olacağım. Hemen şöyle geldim. Get all product diyelim. Bu bir query'ydi. Query diyorum. Ardından hadi request'le başlayalım. Request nesnesini oluşturuyorum. Şimdi bu request nesnesini oluşturduk arkadaşlar. Buna public diyelim. Bu bir burada beklesin. Diğer nesneleri de oluşturalım. Ondan sonra kurgulamada gerekli yapılanmayı oluşturuyor olacağım. Şimdi request nesnemizi oluşturduk. Ardından product query handler diyelim. Bu request nesnesini handle edeceğim sınıfım budur. Bunu da oluşturdum. Ve nihai olarak arkadaşlar artık bu operasyonun response nesnesini de oluşturalım. Hemen şöyle geldim. Bilgisayar nedense yavaşlamaya başladı. Artık yeni bilgisayarda yavaş yavaş gidici olmaya başladı gibi. Velhasıl get all product query response nesnesini de oluşturdum. Şimdi arkadaşlar burada bakın kurguyu şöyle yapacağız. 3 tane nesnemiz var demiştik. Bu 3 tane nesne yapılacak request'e, yani gelecek request'e ve onun davranışına göre modellenmesi gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz buradaki operasyonumuzda gelecek olan request'te hangi parametrelerimiz olacak? Yani arkadaşlar burada gelecek olan request'teki parametreleri iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü gelecek olan bu request'te bu request'i karşılayacak aha da şu request nesnesi bu istek sürecindeki parametreleri alması gerekecektir. Dolayısıyla ben tüm product'ları getirirken bana parametre geliyor muymuş? Bakın geliyormuş. Pagination dediğimiz bir parametre geliyormuş. Öncelikle benim request nesnem bu parametreyi karşılayabilmelidir. Pagination diyorum. Hemen şöyle geldim. Ardından arkadaşlar bu şekilde parametreyi karşılayacak bir içine property koyuyorum. Hatta bunun bir property olması daha doğru olacaktır. Şöyle geldim. Pagination türünde işte yazabilirsek eğer, müsaade ederse Visual Studio'muz, şöyle bir parametre tanımlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi bu request nesnesi geldiğinde artık şu parametre, şu property ilgili parametreye karşılık gelecek. Tamam mıyız? Şimdi
Bundan sonra yapılacak operasyon, şuradaki operasyonlar header sınıfı tarafından üstlenilecek. Şimdi biz mediator kullanıyorduk ve bunların organize bir şekilde aracı nesne tarafından yürütülmesi gerekiyordu ya arkadaşlar. Ha, burada aracı nesnemizin şuradaki yapılanmada hangisinin request, hangisinin header, hangisinin response olduğunu anlayabilmesi için bize bir tane iRequest isminde interface sunmaktadır. iRequest interface'inden türeyen sınıf arkadaşlar bu mediator kütüphanesinde request sınıfına karşılık gelmektedir. Haliyle iRequest diyorum. Bakın bu iRequest neticesinde yani bu gelen request'e karşılık bir tane dönülecek response istiyor benden. Onu da diyorum ki get all product query response olacağını bildiriyorum. Şimdi bak mediator kütüphanesi sayesinde biz burada hangi sınıfın request sınıfı olduğunu ve bu request sınıfı neticesinde hangi sınıfın geriye response olarak döndürüleceğini bildirmiş oluyoruz. Peki sırada ne var? Hangi sınıfın buradaki sınıfa karşılık handler sınıfı olarak bildirilmesi gerekiyor? Sırada bu var. Haliyle handler sınıfına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu handler sınıfının şu request sınıfına karşılık bu response nesnesini döndüreceğini bildirmemiz gerekiyor. Bunun için de iRequest handler interface'inden istifade ediyoruz. Bakın dikkat ederseniz bu interface benden hem request nesnesini hem de response nesnesini alıyor. Burada gelip get all product request'i veriyorum. Yani burada şunu demiş oluyoruz. Bu handler sınıfı bu request'i handle edecek ve sonuç olarak da şu response türünde bir nesneyi geriye döndürecek demiş oluyoruz. Bu interface bize görmüş olduğunuz üzere handle isimde şu imzada bir metodu implement ettiriyor arkadaşlar. İşte bizim operasyonumuz bu metot içerisinde cereyan edecektir. Anlaşıldı mı? Tabii burada neden hata alıyoruz? Şöyle bir bakalım. Neden hata alıyoruz? Arkadaşlar bizim burada sanırım response nesnemizin erişim belirleyicisi internal olarak kalmış. Buna public dememiz gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle bakalım. Yine hatamız devam ediyor. Evet, şu anda hatamız ortadan kalktı. Şimdi burada ne demiş olduk arkadaşlar? Bu handler sınıfı gelen request nesnesine karşılık geriye bir tane response nesnesini döndürüyor olacak. İşte SQRS pattern buradaki davranışta yani burada query'yi diğer operasyonlardan ayırıp sadece bu query'yi özel operasyonu şurada gerçekleştirmem gerektiğini söylüyor. Ve bu mediator pattern sayesinde de bizlere bu alanı sağlıyor. Artık bu işlem burada gerçekleştirilecektir. Peki nasıl yapacağız biz bunu? Şimdi dikkat ederseniz controller'da biz nasıl bir davranış sergilemişiz? Şuradaki algoritmayı, şuradaki çalışmayı arkadaşlar servisler üzerinden sağlamışız. Haliyle biz de bunu yapacağız. Yani ben buradaki çalışmayı alıyorum mesela. Şunu buradan şimdilik şöyle kopyalayayım. Hemen handler sınıfıma geldim. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bunu normalde manuel yapmamız gerekiyor da ben zamandan kazanmak için yapıştırdım. Şimdi bana ne gerekiyor? Product read repository referansı gerekiyor. Hemen bununla ilgili constructor üzerinden bu referansı karşılamam lazım. Yani dependency injection sayesinde bu referansa karşılık bir tane repository nesnesi elde etmem gerekiyor. Doğru değil mi? Biraz önce anlattığım mantık IOC'den gelecek bu nesne. Yoksa bu repository nerede? Bu repository persistence katmanında. Benim direkt persistence katmanında bulunan herhangi bir sınıfa direkt erişmem mümkün değil. Ama IOC'den çok rahat bir şekilde erişebilirim. Read only diyorum. Product read değil mi? Repository referansını hatta şöyle i product read repository referansına buradan erişiyorum. Ben nasıl erişebiliyorum buna? Çünkü bu referans arkadaşlar bu interface application katmanında. Ondan dolayı erişebiliyorum. Ve diyorum ki bak kardeşim application katmanında olan bu interface'e karşılık IOC'deki bulunan concrete nesne neyse onu bana getir demiş oldum. Bitti. Artık persistence katmanındaki tanımlanmış olan yani bir üst katmanda tanımlanmış olan nesneye somut sınıfa buradan erişmiş oluyorum. Bundan sonra zaten operasyonda ne gerekiyorsa request nesnesindeki parametreler üzerinden yürüyecek. Request nesnesine şöyle geliyoruz. Request nesnesi nokta diyorum. Pagination diyorum. Ardından bunun üzerinden page'e gidiyoruz falan. Artık gerekli işlem neyse ona göre çalışmalarımı güncelliyorum. Hemen şöyle çalışmaları güncelledim. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Sırada biz client'a ne göndermişiz? Bir tane anonim bir tip göndermişiz burada. Ama biz bundan sonra anonim tiplerle çalışmayacağız. Bizim tiplerimiz bundan sonra response türleri olacaktır.
Dikkat ederseniz ne göndermişiz? Total count'ta production isimlerini göndermişiz. Bunları biz gene buradan gönderiyor olacağız. Hemen get product query response'a geliyorum. Bir tane total count oluşturuyorum ve bir yandan da arkadaşlar list diyoruz. Orada tür olarak ne gönderdiyse ona bir bakayım. Products nesnemizin türü neymiş arkadaşlar burada? He, products'larımız da burada anonim bir türdeymiş. O zaman bunları da bizim orada karşılayabilmem için yapmamız gereken, tabii bunların hepsi bir DTO ya da bir modül olacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Çok fazla böyle süreçlerde anonim türler kullanmak sağlıklı değil ama madem ki biz burada anonim bir yapılanma kullandık, o zaman ben şimdilik bunun bir object olduğunu ifade edeyim burada. Ardından product diyelim bunlara. Tamam. Hemen şöyle header sınıfıma geliyorum. Return diyorum arkadaşlar. New diyorum. Zaten bu new neye karşılık gelecek? Get all product query response'a karşılık gelecektir. Ardından buradaki product'lara karşı product'ları veriyorum. Virgül diyoruz. Ondan sonra total count'a karşılık da total count'umu veriyorum. Bit. İşte böylece arkadaşlar bizim controller'da burada yapmış olduğumuz operasyonu CQRS pattern'la şuraya taşımış olduk. Tamam mıyız? Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Bunu şöyle kullanacağız. Şimdi burada bizim bir tane daha şeyimiz olması gerekiyor. Service Registration sınıfından olması gerekiyor. Extension sınıf. Hemen oluşturalım. Service Registration diyelim. Application katmanındaki gerekli header sınıflarını Presentation katmanında Program CS üzerinden IOC Container'a eklememizi sağlayacak Registration sınıfımız bu olacaktır arkadaşlar. Hatta biz burada bunun Registration'ını kullanmaktansa direkt Infrastructure ya da Persistence'dakileri de kullanabiliriz ama hangisini de kullanacağız nihayetinde onu bilemeyiz. Onun için direkt buradan ben bir tanımlamada bulunayım. Şimdi burada şöyle bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Public void diyelim. Static bir metod oluşturacağımdan bahsediyorum. Ardından ne diyelim? Şuradaki standardı korumak için hemen şuradaki isimlendirmeyi alıyorum. Add infrastructure service gibi. Bu da add application services diyelim. Bir extension sınıf olacağından dolayı diz diyorum. Ardından iService collection'a bunu bağlıyorum. Şöyle collection diyelim. Ardından collection diyoruz. Nokta add scope diyelim arkadaşlar. Ya da scope demeyelim. Header sınıflarını tek tek buradan biz eklemeyeceğiz. Mediator kullandığımızdan dolayı ne yapacağız arkadaşlar? Add mediator servisini kullanacağız. Add mediator'ı kullanabilmek için mediator namespace'ini yukarı ekliyorum. Şimdi bu bana ne diyor? Kardeşim diyor, assembly'yi bildir. O assembly içerisindeki bütün header yapılanmalarını ben zaten okurum diyor. Haliyle burada şöyle type of diyerek örneğin service registration'ı bildirelim. Burada şunu demiş oluyoruz. Service registration bu sınıfın bulunduğu assembly hangisiyse, yani şu assembly'deki sen bütün iHandler, iRequest Handler, iRequest sınıflarının alayını bul ve ona göre mediator yapılanmasında, hani aracı design pattern'ın yapılanmasında ona göre inşa et, sisteme IOC'ye ekle demiş olduk. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu yapılanmadan sonra artık bize düşen mimaride uygun yerde handler yapılanmasını kullanmak, handler yapılanmasını tetiklemek. Bunun için de controller sınıfıma geliyorum. Artık biz burada böyle uzun uzun kod yazmayacağız. Yapmamız gereken çalışma şu arkadaşlar. Şimdi ben bunların hepsini burada kapatıp uygulamayı patlatmak istemiyorum. Onun için şöyle bir çalışma yapayım. Şuraya geliyorum. Read-only diyelim. iMediator diye bir tane interface'imiz var. Bu interface'ten bir referans alıyorum. Şimdi bu benim mediator, yani aracı nesnemi getirecek olan interface'im. Bu interface'e karşılık bir tane dependency injection'la IOC container'dan nesne talep ediyorum. Bunu da şöyle talepte bulunalım. Bakın buradan talepte bulunuyorum. Gelen nesneyi de ilgili referansa bağlıyorum. Nesne nereden gelecek diye sorarsanız şuradaki yapmış olduğumuz operasyon neticesinde o nesnenin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü buradaki add mediator
Burada bildirdiğimiz assembly'deki handler yapılanmasını, request yapılanmasını sisteme dahil ediyor. Dolayısıyla ayrıyetten bir de iMediator'a karşılık bir nesne, Mediator nesnesini dahil ediyor. Artık o nesne bu nesne arkadaşlar. Şimdi buradaki nesne üzerinden artık biz gelen request'e karşılık hangi handler sınıfını devreye sokacaksak gönül rahatlığıyla işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Şimdi buradaki kodu komple siliyoruz arkadaşlar. Neden siliyoruz? Çünkü artık buradaki operasyonun sorumluluğu handler sınıflarındadır. Sadece tek yapmamız gereken şu. Şimdi gelen request'te bu request'in hangi davranışa, hangi request'e özel olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Bunun için parametre üzerinden yapılacak işlemin request'ini çağırmam yeterli olacaktır. Diyorum ki get all product efendime söyleyeyim neydi? Query request. Şimdi buna karşılık bir tane parametre alıyorum. Bakın dikkat ederseniz. Buraya yapılan istekte gelecek olan verilerim bu türde bir parametreyle karşılanmış oluyor. Ve benim SQRS pattern'ım biliyor ki bu türdeki bir parametreye karşılık devreye sokulacak handler sınıfı şudur. Bunu da bilen bir mediator'ım var benim. Haliyle buradaki mediator üzerinden şöyle geliyorum. Mediator üzerinden send fonksiyonu üzerinden şunu diyorum. Kardeşim get all product query request'i al ve ona göre işlemini gerçekleştir demiş oluyorum. Şimdi mediator vermiş olduğum şu türdeki request nesnesine karşılık hangi handler sınıfını devreye sokacağını ve bu handler sınıfında yapılan işlem neticesinde hangi nesneyi response nesnesi olarak geri döndüreceğini biliyor. Nereden biliyor? Biz buradaki yapmış olduğumuz tanımlamadan ve şuradaki konfigürasyon sayesinde bunu öğrenmiş oluyor. Mimari buna göre çalışıyor arkadaşlar. Bu işlem neticesinde sen bakın dikkat ederseniz task olduğundan dolayı evet de işaretliyorum. Task olduğundan dolayı içerideki get all product query response'u dönecek. Bunu nereden bilecek? İlgili jenerik yapılanmadan okuyor. Artık burada get all product query request'e karşılık geriye dönülecek yapılanmanın get all product query response olduğunu biliyor. Haliyle ben bunu o türde karşılıyorum. Buna da response diyelim. Ve bu işlem neticesinde geriye okey diyerek sonucu döndürüyorum. Buradaki işlem bitmiştir. Bir ilk baştaki haline bakın, bir de şimdiki haline bakın. Bakın tek satırda operasyonumuzu gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonraki tüm işlemleri ben aynen burada yaptığım gibi gerçekleştireceğim. Şuradaki zaten dependency injection'dan gelen tüm yapılanmalar gidecek. Gerekli işlemler, yani yapılan controller'lardaki bütün işlemler anında bu şekilde bir ya da en fazla iki satırlık olacak şekilde inşa edilmiş olacaktır değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi devam etmeden önce bir bu uygulamayı ayağa kaldırıp bakalım buradaki yapılanma çalışıyor mu çalışmıyor mu onu değerlendiriyor olacağız. Buraya bir tane breakpoint koyuyorum. Tabii ki de uygulamayı debug olarak ayağa kaldırıyorum. Debug ederek ayağa kaldırıyoruz dedik ama şu anda uygulama ayağa kalktı mı kalkmadı mı? Nereden anlayacağım? Niye buraya bir konsol gelmedi? Acaba diğer tarafta mı kaldı? Ha, konsolumuz buradaymış. Tamam, şu anda uygulamamız ayakta. Şimdi sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Bu yenileme neticesinde görüldüğü üzere patladık. Niye patladık? Hemen şöyle gelelim. Buraya bir istek gelmedi çünkü. Buraya isteğimiz gelmedi. Bir daha yeniliyorum. Şöyle hatta bakalım arkadaşlar. Network'ümüze şöyle isteği bir daha yapalım. Şurada patladık. Ne diyor? Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar bir şeyi unuttuk. Hiç hatırlatmıyorsunuz. Bak her ders yapıyorsunuz bunu vallahi kızıyorum artık. Ha. Yani ben burada şimdi bir tane servis registration diye bir şey oluşturdum. Burada kendime göre bir şey yaptım da ben bunu çağırdım mı? Hayır. İşte bunu hatırlatmayınca daha sonra patlıyorum orada olmuyor. Gülüyorsun, çekirdek çitliyorsun falan olmuyor yani. Şimdi benim bunu uygun bir yerde çağırmam lazım. Örneğin hemen şöyle geldim. Buyurdur diyorum. Tabii şurada çağırayım ya. Bütün katmanlardaki servislerimi burada çağırmışım. Bunu da burada çağıralım. Add diyorum. Neydi? Application, değil mi? Services diyelim. Bunu da burada çağırmamız gerekiyor ki sistem mediator pattern'la davranışı sergileyebilsin. Hemen şöyle çağırdıktan sonra geliyor. Uygulamayı tekrardan çalıştırıyorum. Hoppala gene patladık ya. Bir daha çalıştırıyorum. Bakalım bu sefer ne diyor. Bu pagination null gitti herhalde. Bununla ilgili şöyle bir bakalım. Burada bir sıkıntımız var mı? Burada bir sıkıntımız var gibi. Şurada bir daha bakayım arkadaşlar. Burada page ve size var.
Şimdi record olarak tanımlanmış. Pagination value, the pagination file is required demiş. Tamam babacığım. Olması gerekiyor da biz göndermemiş mi oluyoruz şimdi burada ona? Ona değer göndermemiş mi oluyoruz? İlk yapılanmamız nasıldı bizim? İlk yapılanmamızda zaten direkt pagination tanımlıydı. Şimdi arkadaşlar burada from query demişiz ya. Gönderdiğimiz query'lerin zaten şurada karşılanıyor olması gerek. Ha tamam. Tamam. Şimdi burada şöyle yapacağız. Bir şey yanlış yazdık. İşte artık bu from query olarak değil de bu bir şöyle bir deneyelim. Tam emin değilim. Şu anda bunu body olarak varsayılan olarak bu şekilde gönderelim. Tekrardan geliyorum. Burayı tekrardan güncelliyorum. Gene patladık. Şunları benim query string olarak bildirebilmem için yapmam gereken burada ne? Şurada bunları query string olarak bildirebilmem için yapmam gereken ne? Şimdi buraya pagination olarak gelmesi gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Şu pagination'ı zaten biz bu record'ı bu tür için oluşturduk. Burada davranışı ya şöyle yapabiliriz. Şimdi hata aslında bariz belli. Biz normalde query string'de ne gönderiyoruz? Page ve size gönderiyoruz. Şurada olduğu gibi. Ama bunu karşılayan get all product query request'in içerisinde page ve size'ımız yok. Pagination var. Haliyle ondan dolayı patlıyoruz. Burada direkt pagination'ı kaldırıp page ve size'ı buraya da yazabiliriz arkadaşlar. Artık burası o davranış sergiliyor olabilir. Ya da ben gelen page ve size'ı burada bir şekilde pagination'ın içerisine yerleştirmem gerekiyor. Bununla ilgili bir araştırma yapayım. Ondan sonra hemen geri dönüş yapayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birkaç deneme yaptım. Ya tam olarak şu anda bulamadım. Belki bununla ilgili ileride bir şeyler bulabilirim ama şimdi biz burada ne yapmaya çalıştık? Get all product query request'in içerisinde bir pagination almaya çalıştık. Bu pagination'ın içerisindeki page ve size'a gerekli değerleri koymaya çalıştık. Bize gelen query string bilgileri burada pagination'ın içerisine direkt gitmiyor. Dolayısıyla biz şimdilik pagination'ı burada almayalım da page ve size alalım. Bununla ilgili dediğim gibi bir araştırma yapacağım ben. Hani direkt burada pagination içerisindeki page ve size'a verebiliyorsak oradan devam etmeye çalışacağım. Ama şimdilik bizi kurtaran get all product query request'in içerisindeki page ve size varsa zaten query'den gelen, query string'den gelen değerler direkt bunlarla eşleşecek ve operasyona eşlik edecek. Onun için şimdilik bu şekilde devam etmeyi tercih ediyorum. Tabii bunu yaptığımızda patladık. Niye patladık? Çünkü handler kısmında artık pagination'ı kaldırmış olduk. Direkt request'teki page ve size property'leri üzerinden işlem yapar olduk. Dolayısıyla bundan dolayı patlama meydana geldi. Oraları düzelttikten sonra uygulamayı ayağa kaldırıyorum. Tekrardan isteğimizi yapıyoruz. Bakın bu istek neticesinde artık bana page ve size bilgileri geldi. Bu bilgiler eşliğinde Handler'a gittik. Handler'da dönem response'a bakıyoruz. Bakın görüldüğü üzere 5 tane ürünümüz gelmiş vaziyette ve bu işlem neticesinde bu ürünlerimizi buraya listelemiş bulunuyoruz. 20 tanesini istediğimde 20 tanesi geliyor vesaire. Tamam. Yani basit de olsa şu işlemi artık SQRS pattern'la sağlamış olduk. Şimdi gelin mesela kompleks olan işlemlerden bir tanesini daha yapalım. Daha sonra diğerlerini de hızlı bir şekilde ilerletelim. Mesela burada post işlemi yapılmış. Şimdi gelin bunu inşa edelim arkadaşlar. Buradaki post ne almış? Bir tane bir model create product modeli almış. Bu model karşılığında bir veri tabanına ekleme işlemi yapıyor. Dikkat ederseniz burada bir comment var. Ve nihai olarak da sonuç olarak created değerini geriye döndürüyor. Şimdi gelin bunu biz burada model diyelim. Hemen şöyle uygulamayı burada durduruyorum. Şimdi core katmanında, application'da artık bir comment çalışması yapacağız. Haliyle bu comment ile ilgili bu neyin comment'i? Create product. Hemen şöyle geldik. Create product diye bir klasör oluşturuyorum. Şimdi bu klasörün içerisinde arkadaşlar öncelikle create product değil mi? Create product ne diyelim biz buna? Comment request isimli bir nesne ekliyorum. Hemen şöyle public yapalım. Ardından bir tane daha nesne ekliyorum. Bu da response nesnemiz olacak. Bunu da public yapalım. Ve ardından arkadaşlar handler
nesnemize ekliyorum. Şöyle geldim. Header, tabii bunu şu isimde ekliyorum. Bu da public olacak. Şimdi gelin CQRS pattern'daki davranışları hemen belirleyelim. Bu bir IRequest olacak, değil mi? IRequest nesnesi. Dolayısıyla geriye ne dönecek? CreateProduct. Comment response dönecek. Devamında ise header sınıfına geliyorum. Bunun da bir iRequest header sınıfı olduğunu bildiriyorum. Ve ardından arkadaşlar createProductRequest alacağını ve sonuç olarak da createProductCommentResponse döndüreceğini bildiriyorum ve gerekli interface'i implement ettikten sonra header sınıfını, daha doğrusu metodunu oluşturuyorum. Şimdi burada şuradaki operasyonun birebir aynısını yapacağız arkadaşlar. Hemen şunları bir kapatayım. Şunları kapatalım. Bir sadeleştirelim şurayı. Şimdi burada yapacağımız operasyon neyse, yaptığımız operasyon neyse bunu header sınıfına taşıyacağım. Haliyle şöyle geldim. Şurayı bir alalım. Devamında ise buradaki işlemi üstlenecek olan repository sınıfımızın injectini gerçekleştirelim. Hemen şöyle read only diyelim. iProduct write repository. Bunun ismini hemen şöyle belirliyorum. Ardından inject'te bulunuyorum. Bu inject neticesinde gelen nesnemiz zaten direkt buradaki referansa bağlanıyor. Bu işlemden sonra tabi dikkat ederseniz burada await kullanılıyor. Şurayı async işaretliyorum. Ve devamında ise şimdi request nesnesi üzerinden gelmesi gereken belirli değerlerim var. Bu değerler normalde controller'da bakın vModule createProduct'a gelmiş. Artık biz bunun içerisindeki şu alanları vModule'dan çekmeyeceğiz. Buradaki request üzerinden çekeceğiz. Yani request'in içerisinde bunları tanımlıyorum. Artık buradaki karşılayıcı nesnemi de request nesnesi olarak değiştiriyorum. CreateProductCommentRequest diyorum. Tamam. Şu şekilde bildirdikten sonra şimdi diyeceksiniz ki ya hocam artık vModule nesneleri ne olacak? vModule nesneleri en azından controller'ların isteklerinde client'ten gelecek olan verileri karşılayacak olan sınıflarımız artık bizim vModule'larımız olmayacak. Bizim request nesnelerimiz olacak. Haliyle vModule'ları ister silebilirsin, istersen başka bir yerde lazımsa eğer kullanabilirsin. Tamam mıyız arkadaşlar? Bundan sonra şu vModule olsun, işte diğer vModule'larımız olsun, bunların hepsi şimdilik lüzumsuz gibi gözüküyor. Halinde buradan silebiliriz, kalabilir. Daha sonra belki bir yerde kullanırız diye. Tabii ben sileceğim ama sen artık kendine göre bir kritik yapıp buna göre değerlendirirsin. Şimdi artık elimde ne var benim? Gelen istek neticesinde create product comment request var. Haliyle bu request'e karşılık bir handler tetiklenecek. Bunu da kim biliyor? Mediator biliyor. Send diyorum arkadaşlar. İlgili request nesnemi veriyorum. Bunu verdikten sonra bana geriye ne döndürecek? Create product comment response döndürecek. Hemen onu da yazalım. Şu anda response diyelim. Şimdi bu response neticesinde geriye döndüreceğimiz yapılan bağlamda şuymuş. Onun için burada buna dokunmuyorum arkadaşlar. Çünkü response'umuzun içi boş. İlla herhangi bir şey döndürmek zorunda değiliz. Ya da true ya da false gibisinden bir değer döndürüp ona göre sonuç olarak şunu client'a döndürüyor olabilirsiniz. Artık buradaki davranış size kalmış. Tamam mıyız? Şuraya bakalım bir yanda. Hah, burada hatamız var. Tabii niye hatamız var? Çünkü module'dan gelmiyor artık. Request'ten geliyor buradaki parametrelerimiz. Bunları da güncellemiş olalım. Şimdi belki hani bu dersimizde CQRS pattern'ını anlamış olabilirsiniz ama buradaki algoritmaları buraya taşımanın manasını anlamamış olabilirsiniz. Sonraki derslerimizde elbette ki ihtiyacı binaen olmayan özellikleri oluşturmamız gerekecek. Bunları CQRS pattern'da yaparken manuel yapmamız gerekecek. Daha net sonraki derslerde oturacak kanaatindeyim. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu arada niye burada hata veriyor? Bakalım. Ha, bir şey geri döndürmemiz gerekiyor. Şunu geri döndürmemiz gerekiyor. Hemen return diyorum. New dedikten sonra herhangi bir property'si olmadığı için create product comment response'u burada geriye döndürüyor. Tamam. Bu işlem de tamamlanmış oldu. Tekrardan controller'ımı şuradan açayım. Şimdi bir post isteği gönderdiğimizde muhtemelen veri tabanına ilgili veriyi eklediğini göreceğiz arkadaşlar. Şöyle en sonuncu sayfaya geleyim. Mesela 109 varmış. Şöyle geldim. Ürün
110 diyelim. 110 diyorum, 110 diyorum. Create product diyoruz arkadaşlar. Bakın 110 eklenmiş oldu. Nereden eklendi? İlgili post neticesinde eklenmiş oldu. Şimdi buradan put'u da yapacağız, delete'i de yapacağız. İşte upload'la ilgili çalışma da yapacağız. Diğerlerini de SQRS pattern'a geçiriyor olacağım. Çok fazla bu dersi de tabii uzatmak istemiyorum. Çünkü ister istemez yorulduk. Bunların hepsini arkadaşlar sonraki dersimizde küçük bir parça olarak hızlıca geçirme işlemlerini yapalım. Çünkü burada kritik yapmamız gerekecek. Mesela upload'la SQRS pattern'a geçirirken handler'da hangilerinin olup olmaması gerektiğine dair bir istişarede bulmamız gerekecek. Nihayetinde SQRS pattern'da query'leri ve comment'leri ayırıyorduk. Ama burada dikkat ederseniz query ve comment'le alakası olmayan bir operasyon var. Upload async diye. Ve bunun dışında hem query var hem de comment operasyonu var. Yani hangisini ne şekilde geçireceğimizi değerlendiriyor olacağız gibi. Tamam, bunları sonraki derslere bırakıyorum. Çünkü artık gerçekten bizi yordu arkadaşlar. En azından burada temel yapılanmayı görmüş olduk. Hem bir query hem de bir comment üzerinden örneklendirme yapmış olduk. Daha fazla ne sizi yorayım ne de kendimi böyle uykusuz bir şekilde parçalayayım. Bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyelim. Bundan sonraki ilk dersimiz bu yapılanmayı full olarak SQRS pattern'a geçirmek. Ondan sonra da arkadaşlar yapısal olarak GVT olsun, efendime söyleyeyim, temel authentication yapılanmaları olsun, bunların konfigürasyonlarını yapıyor olacağız diyelim. Tamam. Ve bu konfigürasyonel yapılanmalarda artık tüm veri tabanı operasyonların hepsi SQRS pattern eşliğinde gerçekleştiriliyor olacaktır değerli arkadaşlar. Evet, sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.